Geçtiğimiz programda Sayın İbrahim Gökçek'in üretim testlerini görmüştük. Şimdi de çalışma ofisine geldik. Çalışma ofisinde kendisiyle sohbet edeceğiz. Önce İbrahim Bey, bizi ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu kitaplardan başlamak istiyorum. Çünkü bir zarf vardı masada gördüm. Siz dediniz ki bana çok uzaklardan geliyor. Zarf ve içeriği nedir? Evet, bu zarf Almanya'dan geliyor. İçerisinde böyle akademik dergiler. Aboneyim. Yurt dışından 9-10 çeşit dergi gelir. Bu dergi akademik dergidir. Yani üniversitelerde ilim adamları özel olarak çıkarıyorlar. Sadece öğretim üyeleri ve öğrenciler, üniversite öğrencilerine yönelik. Dünyanın hangi ülkesinde, nerede, ne zaman, hangi bitkilerle, şifalı bitkilerle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Etkileri, tepkileri vesaire vesaire detaylı bilgi. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İnşallah memleketimiz, ülkemizde de yüzlerce, yüzün üzerinde üniversite var ama bu yönde henüz klinik araştırmaları yok. İnşallah olur. Mesela bu sayesinde öksü otuyla ilgili fitoterapi ele almış. Öksü otu kansere karşı etkisi nasıl, ne zaman, hangi durumlarda kullanılır vesaire vesaire. Onunla ilgili çok güzel çalışmalar var. Fitoterapi. Bizim burada gördüğünüz gibi Almanca kitap ve dergiler var. Bu kadar da Almanya'da kaldı, getiremedik. Şimdi Almanca dergi ve kitaplar, Almanlar bütün Avrupa'da üretilen şifalı bitkilerde ilgili bütün bitkisel gıda takviyelerinin %50'sini üretiyorlar. Bunların çoğu ürettikleri ürünleri kendi ülkelerinde yetişmiyor. Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan, diğer ülkelerden getiriyorlar ve kendi ülkelerinde bunu mamul hale getirip satıyorlar piyasaya, dünyaya. Mesela ginkoyu, ginzengi Asya'dan getiriyorlar. Kortisepi Çin'den getiriyorlar. Harpagoyu Güney Afrika'dan, Türkiye'den Hayit gidiyor. Adaçayı gidiyor. Mesela yani bütün dünyadan Almanlar alıyorlar. Kilosunu 6 liraya, 7 liraya ve kilosu 1000 liraya ulaşan ekstrakt haline getiriyorlar. Sonra da onu ilaç haline getirip satıyorlar ki yani çok büyük paralar kazanıyor.